Ayrıca Fransız istihbaratı bu konuda o kadar da zayıf değilmiş bir arkadaşımdan. Oo, Fransız işlerle... dostum. Yok yok, iyi bir arkadaşım. Bu işlerle ilgilidir. Fransız istihbaratı bu Avrupa'da... Hocam terör için bence istihbarat abi, olayım. Önemli, artık öyle yok böyle bir şey ya, yani. Herkes istihbaratçı dostum. Hocam herkes bir anda bomba olabilir yani. Ya, bu tamam, bu işi sürekli kardeşim, istihbarat birimlerine, ya, sürekli ona buna söylemeye gerek yok. Tamam da. Yani Ertem, Türkiye'nin Ertem, en... Türkiye... İstihbarat konusunda çok güçlü hocam. Daha ne yapacak adamlar? Bastığın taşın altında böcek gibi çıkıyor. İyi bir şeydir yani. Demiyorum. Tabii tabii. İyi bir şeydir Fransa'da yani. Fransa da o şekilde mesela. Adam konser veriyor içeride. 11 tane adam çıkıyor geliyor. Yüzlerce kişiyi öldürüyor ya canım, ya buradan. Ne Fransa devletini Ertemci, sana demedim hocam. %100 olacak. Ne yani, Fransa devletini, ne Türkiye devletini, ne Pakistan'ı burada istihbarat zaafı deyip deyip böyle sürekli küçültmemek, terörde büyütmemek gerekiyor. Ben, yani. Bravo, tersi, bravo. Ben tam tersi istihbaratta kuvvetliymiş diyorum. Kötü demiyorum. Kuvvetliymiş. Ben size yani Avrupa'da üçüncü diyorlar yani istihbarat olarak. Fransız istihbaratı bu konularda en iyilerinden biriymiş. Ona rağmen oluyor. Yani emin olmasın. Ama işte bu işi çözemiyorsun. Ama tamam. Bak 2016'da da Brezilya'da Rio olimpiyatları var. Apo. Tabii. Brezilya mesela Fransa'dan yardım istiyor. Apo bu bir ay sürecek. Fransa iyi diye. Bu en az bir ay. 30 gün falan değil mi sürüyor? 10 Haziran 10 Temmuz bir ay. Tam bir ay sürecek. Bir bakın ay. Bir ay sürecek ve tamamıyla Fransa'da dağılacak. Yani bütün şehirlerde olacak. Herhalde en az yani, 7-8 şimdi bakın, 8-10 şehirde olacak. İstihbarat tabii yani bir, hocam dediği gibi bir maç iki maç ona göre önlemini alırsın. Bir şehirde toplanır öyle çok dağınık. Şimdi mesela düşünebiliyor musun? Abi, burası İstanbul'u düşün. Şimdi Kartal'dan Pendik'ten maça gelecek olan insanlar var mesela kalabalık grup halinde. Abi o böyle zaman düşün. O mantıkla bakarsan 10 Nisan'da stad açılmasın, o da onun aranayı patlatırlar. Ya ben dedim ki bu kadar şey insafsız olmasınlar yani, bu nihayetinde bu futbol maçı yani futbol ya maç adam, var yani bu günahsız insanlar. Ne biçim konuşuyoruz yani futbolla patlatma istikrarı mı hocam? Hocam. Kendine gelsin. Ne alakası var hocam? Futbol maçında yani günahsız insanlar için ne alakası var? Günahsız insanlar Taksim'de patlatıyorsun. Ama terör asker böyle bir şeydir. Yapmasa abi insaflı olsunlar. Bir için terör vurur. Bir daha da vicdanlı olsunlar. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Sen yapıyorsun vicdanlı. Çok iyi. Ne diyeyim ben? Evet Sinan Engin. Ne diyeyim teröristler yürüyün mü diyeyim? Vicdanlı olsunlar Allah diyorum. Korusun. Allah korkusu olsun biraz. Ya, yapmasınlar adam diyorum. Zaten öyle olsa terörist olur mu adam? Abi ne alakası var? Ben onu söyleyeyim. Terörist zaten masum insanları falan katletmiş. Abi işte katletmesin diyorum. Vicdanlı olsunlar abi. Öyle demeyin. Ama terörist kalmaz. Terör o zaman diyor. Abi öyle demeyin. Şimdi filmlerde seyrediyorsun değil mi? Çocuk görüyor mesela bombası var patlatmıyor. Hatırla mesela diyor. Vicdanlı diyorsun mesela. Mühim filmde var. Bu şerefsizler. Anladın mı? Bu şerefsizler vicdanlı olsunlar abi. Sinan abi bizi dinleyin oğlum. Abi ne yapıyor? Gırgır değil bu işler abi. Terörist patlatmıyor çocuğu. Şey, kendi şey patlatıyor ha, İsrail doğru. İsrail ajanları servisi gidiyor. Paris'teki Filistin elçisini patlatmak istiyor. Bakıyor çocuk var. Çocuk var diye patlatmıyor. Paris'te. Paris'te. Paris'te hatta çocuk piyano çalıyor. Piyano çalıyor. Abi. Matthew Kasovic'in oynadığı karakter şeye koşuyor. Var ya. Telefona koşuyor abi. Telefona koşuyor, arıyor. Scarface'e patlatmayın diyor. Scarface'e ama Scarface'e zaten adı. Ha o şey yok. Bir dakika Scarface'e şey. Al Pacino da Scarface'e New York'a geliyorlar. Araba tabii araba. O Latin Amerikalı kokain baronunun temsilcisi patlatacak. O adamı öldürüyor. Biraz geri gel. Vicdansızlık yaptı. Türkiye'nin Scarface'i de insan. Vicdansızlık yapma. Scarface göster. Çizelim. Vicdanlı olun vicdanlı. Biraz geri gelsene. Scarface. Şerefsizlik yapmayın. İnsanların huzurunu kaçırmayın. Durumu izlemeye devam edeceğiz. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Devam edelim. Evet. Fransız güvenlik güçleriyle gerek hem polis 3 yıldır Fransız yönetimi ve güvenlik güçleriyle birlikte güvenlik bölgenin garantisi için. Sen bu adama nasıl ulaştın? Hangi bağlantı? Bak, Onur Kazakistan'la ulaştı. Gazeteci arkadaşlar soruyor. Ya bu Ertem ne yapıyor? Ne diyor? Türkiye'de emniyet istihbarattan falan destek mi alıyor? Nedir? Ne? Nerede? Ertem, tamam devletli karalıkları var da nasıl girdin Ertem? İstihbaratları çok sağlamdır canım kardeşim benim. Müthiş bir gazetecilik yaptı. Ertem ben hissiyatımı söyleyeyim mi? Bu röportajdan... 3 yıldır özür dilerim. Tamam şu röportajdan hissettiğimi söyleyeyim mi? Bunlar hakikaten 3 yıldır falan ciddi çalışıyorlar. Bence 2016 oynanacak Fransa'da. Hı-hı. Hiçbir olayda olmadan Allah'ın izniyle oynanacak bitecek. Ben hissiyatımı İnşallah. Bu adam bana güven verdi bu adamın sözleri.
Evet. Ne anlar abi terörden? Hocam bak 3 yıldır çalışıyoruz diyor Fransız yönetimi, güvenlik güçleri. Hakikaten 3 yıldır Fransa'da sinek uçmadı lan 3 yıldır. Ya Charlie Hebdo. 150 kişinin öldüğü tiyatro var. Hocam dünyanın en güvenli yerinde bile 3 yıl içinde bir takım bir şeyler olur yani. Tüp patlar, kıl patlar, bir şey patlar yani. Patlamaz ki başka bir şey. Olabilir yani hocam. Ya tamam da o zaman hocam Rasim'in dediği gibi bütün organizasyonları iptal etmek lazım. Vodafone oranında o bir Nisan'da açılışı bak mesela bizde benim haddim falan. Bizde mesela bizim istihbarat mesela kaç tane canlı bomba aldılar biliyorsun. Aynen öyle. Ben haddim değil ama bu kaç tane canlı bomba aldılar. Kimse siyaset yani falan demesin. Aynen. Affınıza sığınıyorum. Ne olur kusura bakmayın. İnanın siyaseti ben karıştırmıyorum. Karıştırmayacağım ama yani Türk istihbarat birimlerini başta Sayın Hakan Fidan'ı da kutlamak gerekiyor. Son bir haftadır yaşadıklarını ben biliyorum. Bir gazeteci olarak, televizyoncu olarak neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını ipten alıyorlar. Yani öyle o kadar kolay değil. Sallayın edin falan değil. Üstüme farz değil belki ama Hakan Fidan'ı da Hakan Bey'i övüyorsun. Hakan Bey'i övüyorsun. Hakan Bey'i övüyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım adamları? Yani adamlar sokakta canları pahasına geziyorlar yani. Ertem, ne diyeyim daha? Ertem bak 100 olay oluyorsa, 100 olay oluyorsa 80'i 90'ı önleniyordur. Önleniyor milletin tabii haberi olmaz. 10 tane de olur. Dünyanın her yerinde olay olur. Nerede kardeşim abi onlar? Yok da ne yoktu? Nereden atladı bunlar bu şeyler? Bu kadar istihbarat konuşuyorsak arayın Cevgi. Çok bağlansın kardeşim. Nereden çıktınız lan? Nereden? El-Kaide tasfiye ediyor. İstihbaratçı. Ya, tamam da hocam yani bu kadar değil. El-Kaide lideri denize atıldı şey yandı hocam falan dediler ya. Şu anda El-Kaide biliyorsun lideri. Hocam böyle yok mu bu kadar yok, hocam. Hocam böyle değil de giydiriyorlar yolluyorlar. Giydiriyorlar yolluyorlar böyle hocam, değil de. Hocam da komple teorisi. Abicim, Usami öldürüldü hocam ne yaptı? Sana göre Usami öldürülmedi mi? Ceset nerede ceset? Aaa Usami öldürülmedi diyor. Nerede ceset? Bunlar biz değiştirelim abi. Gel bir Sinan abi. Usami öldürülmedi. Hadi bırakın bu işleri böyle. Şu önemli değil mi? Biraz saçma gibi gelebilir ama. Yazın Fransa'da mesela. Haziran 10 Temmuz'da ne? Adam şort giyecek, tişört giyecek. Yani kıyafetler bile hani bir bakıma kısmen bir bakıma yine önemli bir detay değil midir? Kıyafet yani, bile. Garip giyinen adamın dikkatini çekecek. Tabii. Yani ki, işte, araba var kardeşim, araba. Arabanın içinde bagajla ben sana enteresan bir şey söyleyeyim hocam. Hocam oradaki insanlar, yaşayanlar hocam orayı mesela böyle çok bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Her mahalle her şey ona göre gitti. Taranı izleyin. Oradaki yaşayanlar dikkat edecekler. Kim geldi? Yeni taşındı, etti, girdi, çıktı. Ha tabi hoca dedi ki belki adam yıllardır orada yaşıyordur. Beynini çeldir onu bilemezsin. Ya bırak bu konuları. Şu anda zaten Fransa'da hücreler var. Çok riskli, çok riskli. Hocam bu iş sadece Fransa'ya bırakılmaz. Hocam, Almanlar, İngilizler, dünyayı bir yere bırakır ama Türkiye bir ateşten gömlekten geçiyor. Bir yanda DAEŞ, bir yanda medyaya PKK, yansımayan, bir yanda FETÖ. O kadar çok olay var ki. Bir yandan FETÖ, bir yandan DAEŞ, bir yandan PKK, 3 terör örgütüne karşı da savaşan tek ülke Türkiye. Evet, bir güzel röportajı bir kez daha ekrana getirelim. Onur'u tebrik ediyorum. Onun nezdinde seni tebrik ediyorum. Hocam teşekkür ederim hocam. Şu anda dünya ajanslarını UEFA'nın en resmi ağzıyla terör konusundaki o müthiş şeyi anlatabildiğiniz için. Hocam Pinto da yakışıklı çocukmuş ya. Sevgili seyirciler bir kez daha belirtelim. Pedro Pinto'nun yaptığı açıklamalar gerçekten son derece önemli. Fransa'da yapılacak olan Euro 2016 Avrupa Şampiyonası ile ilgili bundan 3 gün önce Fatih hocamız da Fatih Terim de yaptığı açıklamada hiçbir şey bilmiyoruz demişti. Şu anda bütün teknik direktörler aynı şekilde. Herkes bir yerlerde maç izliyor ama. Bir şey soracağım. Bir izleyelim. Sor. Pedro Pinto senin gibi bir moderatör, bir televizyoncu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi. Anlatan, evet. Maç anlatan falan. CNN'deydi, CNN International'daydı. O zaman Pedro Pinto'dan sonra UEFA basın sözcüsü sen de olabilirsin. Benden önce Onur var, o olması lazım. Ha, teorik olarak olabilir. Grimaldi Forum'da, Grimaldi Forum'da. Onur Yıldız'ı nereden getireceksin sana? Yeni o ama 2005-2006'da teorik olarak olabilir mi? Tabii olabilir canım. UEFA yani, basın sözcüsü official. Nerede yaşıyorsun? Cenevre'de mi yaşıyorsun? Hayır. İstediğin yerde yaşayabilir misin? Amerika'da, Portekiz'de yaşayabilirsin. Bak sen bir şey diyeyim Ertem. Sana da çok yakışır ha. UEFA basın sözcüsü. UEFA basın sözcüsü. Ertem sürekli sıva değil mi hocam? UEFA sıva. Bir izleyelim. Ya istediğin yerde yaşayabilir miyim? Tabii. Normal yani maaşı yatar. İşte herhalde 10-15 bin dolar vardır. Daha fazla. Basın sözcüsü ne kadar olur hocam? En az 10 bin İsviçre frangı alır. 15 bin İsviçre frangı alır. Sana bir şey söyleyeyim. Dünyanın en güzel işini biliyor musun? Hiç bilmedim. Cahil bak Sinan abi içimizde en çok görmüştür, biliyordur UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili olarak. Avrupa'da UEFA'nın merkezinde çalışmak kadar çok güzel. İnsanı rahatlatan, yani psikolojik olarak insanı rahatlatan. İsviçre'de. Hiçbir şey yok. Bu kadar hocam demin dedim ya ben maaş UEFA... İsviçre frangı ile mi alınıyor, euro ile mi? Euro ile.
Hocam bak frank değil. İsviçre frankı kardeşim. Hayır hocam euro ile alıyorlar. Adam hocam Amerika'da yaşıyor. Frank göndersen lan. Hocam şöyle biliyorum. Türkiye'de bu iş yapan arkadaşlar var. Mesela Şampiyonlar Ligi maçlarına gidip arabayla alıyorlar ya hocam. İyi. Arabayla onlar gidiyorlar mesela. Maçın spikeri. Onlar maaşı İsviçre'den. Onlar ama İsviçre'den ona geliyorlar. Lafım yok. Ona lafım yok. Onlara euro verirsin çünkü İsviçre dışındaki operasyonları euro ile götürebiliyorsun. Ama bu çocuk İsviçre'de yaşamıyor ki şu an. Bu Amerika'da yaşıyor. UEFA'nın resmi adamı bu. Neyse ya çok önemli. Pedro Pinto'yu bir izleyelim. Çok önemli bir açıklama. Şu anda ajanslara da düştü sevgili seyirciler. Bir izleyelim. Sonrasında dönelim. Mr. Pinto, first of all, I want to ask you about the declaration of Giancarlo Abete. He said that maybe Euro 2016 football championship will be played without supporters behind closed doors. Is it possible for you? What does UEFA think about it? What I can tell you right now, categorically, is that there are no plans to play matches behind closed doors. We have been working very closely with the local organizing committee in France, which is Euro SAS, the organization which we set up in France to host the tournament. They have been working very closely with the security forces, with the police, with the government, and we are confident that all security measures will be in place for matches to take place as they would normally. So obviously, I understand that at the moment people can speculate about this, but I can confirm that there are no plans to do this, to play matches behind closed doors. So how about those terror attacks? If they increase close time to the championship, will you make another decision? Will you think about it again? What I can tell you is that before every major tournament, UEFA takes security and safety of all participants as a priority. So we want a safe environment for players, officials, fans, everybody who is involved in celebrating a European championship. For over 3 years, we have been working with the French authorities and the French security forces to make sure that there will be the right measures in place to guarantee a secure environment. We will continue to monitor the situation, and we will continue to speak with them and to make sure that we are confident about the security. I don't think we should speculate at the moment what could happen in the future. Right now, as it stands today, we obviously prepare for every scenario, but there are no plans to play matches behind closed doors at the Euro. And also the president of French Football Federation said that in these circumstances, in these conditions, it seems a little bit difficult to make the organization this summer. What do you think about that declaration? I think at this time, it's normal for people to be worried about the security situation everywhere. Obviously, UEFA is very responsible. The local organizing committee is very responsible, and they will continue to monitor the situation, to assess the situation. At the moment, I would understand why there is a serious atmosphere in all of Europe, not just France, not just Belgium. In Turkey, you have had many problems, of course. This is a tough time for Europe. But that doesn't mean that at this moment we cannot guarantee the safety of the tournament. We are very confident today that all conditions will be in place for a great tournament in France. Evet, sevgili seyirciler, Pedro Pinto... Ya şunu söylüyorum, objektif söylemek istiyorum. Yeri geliyor, kahkaha atıyoruz, komedi programı yapıyoruz, gurur da duyarım show programı. Komedyenlik de çok güzel, onurlu, tatlı bir meslektir. Onu da yapabiliyorsak bizim ne güzel şansımız, ama bir yandan da çok büyük habercilik yaptın, helal olsun.
gazetecilik nedir bugün? Bugün erten bu dersi veriyor. Bak, çok ciddi söylüyorum. Buna ulaşabilmek, bu dönemde sorabilmek budur. Türkiye'de gazetecilik ölüyor deniyor. Bazen katılıyorum o fikre. Tek bu şey değil yalnız. Yani o medyada, bu medyada değil. Bütün medyalarda bir konu oluyor. Kimse soru sormayı unuttu gazeteciler Türkiye'de. Hem hükümet taraftarları hem hükümet düşmanları. Hepsi için söylüyorum. Bir soru sorma unutuldu abi. Habercilik unutuldu. Sporda, herkes pozisyon alıp çakacak. Sporda unutuldu. Futbolda onun için soru soramıyorlar ya teknik hakikaten, adamlara. Hakikaten. Soru hakikaten. Nedir? Dışarıdan biriyim ben. Gerçekten habercilik adına çok önemli bir olay. Demek ki kahkaha da atıyoruz. Bir yandan da bu işleri yapıyoruz. Bir tek şey söyleyeyim mi dünyaya? Evet. Beni eski bir hakem, sen ne anlarsın güvenlik stratejileri? Olur mu hocam? Neyler? Bir dakika hocam, senin güvenlik ve istihbarat konularında neler olduğunu iyi bilir devlet arşivleri. Oo. Hadi. CIA'den bir dakika dur Ahmet hocam. Yardım isteyeceksiniz. CIA isterse Fransa'da bir tane çatapat patlamaz. Bu iş CIA'yı mı bitir hocam? CIA isterse Fransa'da bir çatapat patlamaz. CIA isterse CIA, Fransa'da Türkiye'ye bir çatapat. Operasyon yapmayı bıraksın hocam, arkadaşlarına söyle. Ben bu kadar konuşurum. Ben yaşlı başladım. Arkadaşlarına söyle. CIA Türkiye'ye. Haydi bakalım bir reklama gidelim. Arkadaşlarına söyle diyor. Ben kendi ülkeye beraberimiz ya. Ben ajan majan değilim, kendi ülkeme. Evet. Evet hocam. Durum bundan ibaret. Durum vaziyet kel, acele gel. Hocam adam mısın diye. Yayına girdik mi? Evet. Vallahi yayındayız. Hocam CIA ajanı mısın hakikaten? Allah korusun. Öyle dedir aslında. Bu işleri bırakalım bu. Bu terör ya millet bize eğlenmek için. Abi bu terör mürer ajan majan bu işler falan filan bırakalım. Bravo, bu terörü niye güçlendirir? Bırakın bak. Sen abi hareketlendir yayını. Hadi abi hadi. Ekşi de şu anda Ekşi Sözlük'teki iyi niyetli olan arkadaşlarımızdan çok yoğun bir bizim için güzel yazılan şeyler var. Buradan Ekşi Sözlük'teki arkadaşlara. Gelsinler. Teşekkür ediyorum. Ekşi Sözlük. Gel diyor gel. Bak gelin çocuklar. Bir gelin bir oturalım burada içeride bak bizim şöyle bir sohbet edelim. Kaç kişi bunlar istiyorsun çocukları? Hepsi gelsinler. Niçin? Tanışmak istiyorum o zeki çocuklarla. Zeki çocuklardan biri karşında zaten senin. Kim o? Ben Ekşi Sözlük'teki çocukları temsil ediyorum şimdi. 46 gelsin. Aa, tamam. 46. Kaç kişi bunlar? Bunlar böyle bir gelsinler. Hakikaten çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Tanışmak istiyorum onlarla. Gelsin sohbet edelim diyorum burada. Bir karşılıklı oturalım. Tanısınlar beni yakından. İyice tanısınlar. Aslanlar kendi hikayelerini yazmazsa. Avcıdan hikayelerini dinlerler. Dursun Başkan. Ne demek istedi Rasim sence burada? Aslanlar. Valla Dursun Başkan postmodern şiir alanında ödül verilmesi. Ne bileyim kardeşim. Şiir değil atasözü. Aslanlar kendi hikayelerini yazmazlarsa avcıların hikayelerini dinlerler. Ben Türk atasözleri ve deyimlerini bilen bir adam. Yani Galatasaray iyi oynamazsa Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görür ancak. Bu var zamanında. Evet, atlar istemezse köpekler ölmez. Ha bu arada bir dakika çok önemli bir dakika dikçe. Atlar pardon. Benim çok sevdiğim çok değerli bir abim. Çok çok sevdiğim çok güzel bir isim. Sebahattin Şirin yoğun bakımda kalp krizi geçirmiş. Yapma ya. Şu anda evet Sebahattin Şirin abimize buradan çok geçmiş olsun. Dualarımız onunla. Çok çok üzüldüm gerçekten. Çok üzüldüm. Ultrasan Sebahattin doğru mu söylüyorum? Ultrasan'dan evet. Büyük Galatasaraylı. İyi bir taraftar. Geçmiş olsun. Var mı ki onun ya? Yoktur fazla ya. 45 hatta teröre karşı taraftarlar beraber yürüdüler. Sebahattin abi de bu yürüyüşün başında ülke için bayrak için. Hepsi oradaydı. Evet. Hepsi oradaydı. Sebahattin abi çok koştu. Rahatsızlanmış zaten. Şimdi bana bilgiler geldi. Rahatsızlandı. İlan erten bilmiyordum Sebahattin'i ya. Kalbinde reksistent var. Ne olur kendini yorma Sebahattin abi. Çok geçmiş olsun dileklerimiz. Ameliyat mı oldu? Hatta yoğun bakımda şu anda. Şey konuşuyordu bizim Erdal Kereçleri falan hepsini gördüm orada. Yüceli falan gördüm genç Fenerbahçeliler. Hepsi. Tek yumruk hepsini gördüm orada. Helal olsun çocukları. Tebrik ediyorum. Oradalardı evet. Sebahattin kardeşimize de aynı şekilde. Sebahattin Şirin Galatasaray'ın önemli adamdır. Geçmiş olsun diyorum. Evet sadece Galatasaraylıların değil herkesin çok sevdiği herkes bir isim. Herkes sağlıklı olsun. Herkes yiyorsun abi. Herkes sağlıklı olsun. Bu taraftarların başındaki insanlar var ya böyle çoğu zaman hani şey gösterilirler ama böyle konularda çok şeylerdir. Aynen öyle. Aynen. Hakikaten bizim yani böyle. Çok eski arkadaşımız Apo'nun da benim de. Zafer Koç bir de Allah rahmet eylesin. Zafer Koç Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Benim takım arkadaşım biliyor musun? Bir de Johan Cruyff. Johan Cruyff'un da toprağı bol olsun. Çok eski
Evet. Genç bir takıma hatta gelmişti. Tabii, çok önemli. Genç bir takımda beraber bir takım arkadaşlığı yapmıştık Zafer Koray. Çok Allah rahmet eylesin. Evet. Çok efendi, çok beyefendi bir kardeşim. Zafer kardeşim, ölümünden derin kuşku duyuyorum. Hocam o polisin işi. Biz buradan Allah rahmet eylesin. Aynen. Yani, öyle mi hocam? Mekanı cennet bir olsun. De o, o mezleke grubundaki hanımefendi kardeşimiz. Oo. Onu da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Abi bugün baktım onun cenazesine. 15 tane diyor ki ablası 15 tane diyor mermi sıkmışlar. Abi 15 tane bir kadına nasıl mermi sıkılır? 15 tane. Yani 15 tane nasıl yumruk atarsın veya onun böyle yüzünü bilmiyorum. Nasıl yani anlamıyorum. Nasıl bir ruh hali? Allah rahmet eylesin. Kardeşimize de Allah rahmet eylesin. Ben de Zafer grubu. Koç takım arkadaşımdı benim. Zeytinburnu'nda sene 94'te bir sene beraber oynamıştık Zeytinburnu'nda. Artık bizim son senemizdi. Zafer Koç'u oradan tanırdım. Bir de çok beyefendi bir insansın. Kocaeli Spor'u tebrik ediyorum. Ailesine de bahsediyorum. 19 bin kişi varmış bugün. 15 bin kapasiteli statta 19 bin kişi. Bakın evet. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum şimdi. Bak bu kulüp başkanına veya yönetene. Abi çok güzel geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Hedefe geliyorsunuz. Sonra birinci çıkıyorsunuz değil mi? Türbinler falan boş oluyor. Maddi olarak hiçbir şey yok. O zaman niye çıkılıyor? Yani bu yani şey niye çekiliyor? Sıkıntı niye çekiliyor? Amatörlere kadar düşünüyor. Şimdi mesela bakıyorsun Mersin. Niye çıkmak için uğraşıyorsun? Niye futbolcuların paralarını ödemiyorsunuz mesela? Heh. Ondan dolayı yani ya yapmayın ya bırakın birilerine bırakın onlar yapsınlar. Ama Kocaeli Spor'u tebrik ediyorum. Çok takım var. Zonguldak, Kocaeli. Kocaeli, Sakarya. Yani Sakarya çok var. Bu şehirler nasıl buralara düştü? İzmir abi, İzmir. Abi burası Göztepe abi, Göztepe ya. Bak bizim futbolculuğumuzda bu Kocaeli, Sakarya. Ne taraftar vardı biliyor musun? Buralara bu Sakarya, Kocaeli falan eyvah. Hatta Zonguldak bir futbolcu Aydan Şener'le beraberdi. Onu hatırlıyorum. Ayhan abi. Ayhan Bey. Evet. Eşeydi. Dostumuz bizim, arkadaşımız. Evet, evet, evet. Her sabah Zonguldak sporlu futbolcu. Ali Gürsoy her sabah gelse bizde. Evet, evet, evet. Bizim Ali Gürsoy'la beraber siyah giyiliyor. Ben Ayhan Akbil olduğunu bilmiyordum da hatırladığımı hatırlıyorum. Bizim arkadaşım ben de yürüyorum. Her sabah karşılaşıyorum Bebek'te Ayhan Akbil'le koşuyorum. Ama Zonguldak sporda oynuyordu. Zonguldak Zonguldak'ta santrafordu. Sonra işte Ankara Gücü Galatasaray. Nefes'in başkanı ne demiş böyle aslanlar. Afrika atasözüymüş hocam bu. Afrika atasözü. Ben Afrika diyecektim. Aslanlar kendi hikayelerini yazmazsa avcıların hikayelerini dinlerler. Türk atasözü değil bu. Diye. Bir atasözü var. Bizimkiler mantıklı olur mu? Evet var. Hayırlı olsun. 47. Ertem İnan bilmiyordum ben bu Sabahattin Şirin olayını ya. Evet olur. Abi. Ya bak çok bu eski türlü şeyleri. Yani öyle acılar yaşandı ki şu an hakikaten gelinen nokta çok olgunluk noktası. Mesela Beşiktaşlıların hiç unutamadığı mühendis Oktay olayı vardır değil mi? Çok acı bizim Galatasaray Beşiktaş evet. maçında olmuştu. Evet. O günleri aştık çok şükür. Aşmamız hala eksikleri var Türk futbolunun ama orada da burada Allah rahmet eylesin diyorum mühendis Oktay için. Yani bu günleri aşmak güzel bir şey. Tribün liderlerinin bu noktaya gelmesi bir dönem hakikaten çok fecaatti. Çok fecaatti bu abi. İş. Şu an normale, normalleşti. Taraftarlar gitsinler maçlara ya. Futbol ya başka yani bir eğlence. Bak i̇şte bir hafta ama maç eğlence bak. Futbol eğlence görmek gerek. Bakın eğlence yok, cinayet, binayet, öldüreceğiz, işte. Geberteceğiz. Şey oraya ya. Şurada bir hafta maç oynanmadı değil mi? Galatasaray başkanı bir hafta maç oynanmadı. Ne yapacağım? Eğlence abi tek eğlence futbol abi bizim maç çok abi sıkılıyoruz abi mesela futbol vakit geçmiyor abi. Yani bak bir şey söyleyeyim. Bugün baktın evde mesela maç yok abi bütün gün mesela pazar günü 1'de başlıyorduk maçları evet, seyretmeye. Bence. Abi gitsinler abi. Bu taraftarları tebrik ediyorum. Bütün Ankara'daki bizim Metin Korkmaz'ın organize ettiği bu taraftarları tebrik ediyorum. Teröre karşı yürüyüşlerini. Abi de bakın bak bu taraftar oyunu bak es geçiyor millet. Bak çok önemlidir bu. Eğer bak, özellikle büyük kulüpler taraftarları aradaki bu kutuplaşmayı kaldırırlarsa ülkeye büyük faydası olur. Bak söylüyorum size. Evet, aferin abi. Ülkenin kutuplaşmasının bile önüne geçilebilir. İşte çünkü bunlar çok büyük sayıda insan toplulukları. Bunlar çok önce tribünlerde bir birleşmek lazım. Tribünlerde birleştiğin zaman bir de bu sosyal medyada bir silah mı başkanım? Bir de bu sosyal medyada sosyal medyayı da birleştir düzeltmek lazım. Bu insanların da tabii. Artık bu küfürleri, müfürleri falan bunlar arkadaşlar ya. Bir şey soracağım yani, ama yanlış sonra, anlama. Lütfen estağfurullah. Şimdi bu resmin oraya başkanı monte etmişsiniz. Evet. Eline de silah mı o? Ne o? Dürbünlü silah mı? Ne o? Avcı gibi. Bu çocuk ekşi sözlükten mi hocam? Senin adamlarından bu. Bayatıcı sen hocam. Bayatıcı. Yerli Henry. Sen dakika, var ya sen. Ne diyor? Dursun Özbek bayatıcı silah vermiş. Rasim diyor ki
Aslanı yani Galatasaray'ı baygın hale getirdi başkan. Vallahi demek istiyorsunuz. Sen ve bunu yapan eşi sözlük. Galatasaray bu hale düştü. Eşi sözlükten mesaj geldi. Dal geçiyor. Eşi sözlükten mesaj geldi bana. Galatasaray'ı bayılttı mı? Apo. Dursun. Eşki sözlükten, ekşi sözlükten mesaj geldi. Yerli Henry yapmış. Dinleyelim. Arkadaşlar haftaya cumartesi, pazartesi buradayız. Yerli Henry mi? Programdan önce gelin. Yerli Henry olarak Instagram'daki şeyi. Programdan önce gelin abi. 9'dan itibaren buradayız. Kaç kişi buradayız. Bunlar? Herkesi kaç kişi gelsin? Hepsi gelsinler. Bütün, ama ekşi sözlük diye. Herhangi bir deriz gibi bizi kandırmayın. Ekşi sözlük diye. Hepinizi bekliyorum burada. Ya bu sözlük diye tatlı sözlük Erhan bu operasyon içinde mi dışında? Ben incicilerini seviyorum. İnci. İncileri de seviyorum. Onlar da gelsin. İncileri de seviyorum. İnciler de çok gelsin. Onlar İnci da gelsin. De. İncileri de ben çağırıyorum. Güzel olduğu gelin. Zaman Ulu hani böyle insanların manevi değerlerine, böyle vurulmadığı zaman hani böyle güzel bir hani biz bile eleştirildiği zaman güzel şeyler. Sevgili seyirciler evet Dursun sen Başkan. Sen bu resmin anlamını söyle. Benim dediğim gibi mi demek istiyorsun? Yok öyle demedim ya. Ne diyorsun? Orada Afrika'da bayıltıcı var. Elinde niye susturucu bayıltıcı? Aslanın yanında başka nasıl durursun abi, ya? Bayıltıcı niye eline bir tane bıçak vermiyorsun da bayıltıcı silah veriyorsun? Bayıltıcı Dursun. Evet Dursun Özbek için diyor öyle ki Sayın ya. Başkan Galatasaray'ı bayılttı demek istiyor Ertan. Dursun Başkan'ın 45 numarayı bir ekrana getirelim. İngilizce konuşuyor Allah Dursun Başkan. Bir izleyelim bakalım. Aa Dursun Başkan. Congratulations for all of you. Thank you very much. You made me very happy. Our fans, you made me very happy. Thanks a lot and wish you big success for the next game. Evet, Dursun Başkan da soyunma odasında oyuncularını Galatasaray Bayern Münih maçı sırasında. Tabii Dursun Başkan benim bildiğim Boğaziçi işletme mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Ergin Ataman hakikaten büyük hoca. İTÜ makine mezunu, Galatasaray Lisesi mezunu. İTÜ makine mi? İTÜ makine diye biliyorum. Ergin Ataman hakikaten... Galatasaray mezunu hocam, Şevin Karahisar'ın Galatasaray'a geliyor. Ergin Ataman hocam büyük hoca biliyor musun? Çok zeki bir antrenör. Mesela bugün, geçen gün bu Bayern Münih maçı günü oturuyoruz yine bizim Burak. Bizim Hakan Ertaş, Burak Kalkaban, bir de bizim Ufuk var eski basketçi. Hep beraber otururuz. Dedi ki 11 farklı yenmesi lazım dedi. Yani 11 fark atması lazım ikinci maçın. Evet, Bayern Münih karşılaşması. Dedim ne diyorsun dedim. Atar İki dedi. Makine hocam. Doğru. Atar dedi. Bu Ergin dedi. Müthiş hoca. Bu hakikaten büyük hoca biliyor musun? Çok. Basketbolda büyük hakikaten koç. Tebrik yalnız, ediyorum. Ahmet hocam bu galibiyeti çok küçültmüştü. Twitter'da bir tweetine denk geldim. Espri yaptım hocam. Espri mi yaptın? Ay söyledim ben şaka diyor. Bayern Münih abi dünya devrini tokatlıyorsun ya. Bayern Münih dünya devrini tokatlıyorsun ya. Ergin Ataman tebrik ediyorum seni. Bayern Münih dünya devrini filan değil beyler. Basketbolu anlatmayayım size. Bayern Münih ismi büyük ama basketbol takımı. Basketbolda Fenerbahçe'nin her dakika tokatladığı bir takım. Fark etmez abicim. Fark Bayern Münih'i tokatlıyorsun ya. Bu yokluk içinde. Bu yokluk içinde bunu yapması önemli. Kadrosu hocam şimdi şuna geçelim. Derbi öncesi Fenerbahçe çok zorlu bir maçtan çıkmıştı. Yine aynı şartların olmasını istiyoruz 28 diyor. Nisan oynanır. Ben söyledim yine söylüyorum. Stadyum programında konuktu sevgili Ersin'in programında. Dursun Başkan bu açıklamaları yaptı. Derbi öncesinde Fenerbahçe çok zorlu bir maçtan çıkmıştı. Yine aynı şartların olmasını istiyoruz. 25'inde Fenerbahçe'nin kimle oynuyor? Trabzonspor'la oynayacaklar. Trabzon'da. Sayın Başkan diyor ki o zamanki aynı şartların olmasını istiyoruz. Yani nasıl? Portekiz'den dönmüştü Braga'dan. Yorulmuştu. Buraya gitsin. Koskoca Galatasaray başkanı. Evet. Ben kendisine diyorum. Hiçbir ilgilendirmeyen durumda. Fenerbahçe'nin yine zor şartlarda karşımıza çıkması demek aslında son derece Galatasaray'ı küçümsemek demek. Ya Galatasaray'ın bir hayat görüşünün vizyonunun ne kadar küçük olur. Ya dur bir dakika, Trabzon maçı Fenerbahçe için niye zor maç olsun? Bir dakika. Bana göre Fenerbahçe için Trabzon değil zor deplasman. Yapmayın. Hocam bir dakika. Nice deplasmanlar var orada. Hocam bir dakika. Ertem bak ben Galatasaraylı olarak bir saniye. Ben hakikaten, de konuşacağım Fenerbahçe'li olarak. Olacak bir laf diye bu. Şimdi bu bak. Doğru o maçın ertelenmesi Fenerbahçe'nin lehine olmuştur. O ayrı. Niye? Ben senin araya katılıyorum. Ama 28 Nisan'da oynanacak. 28 Nisan ilk tehlikeli zamanda 28 dedim. 28'de oynanacağını Ertan düşünüyorum. Ertan bakalım benim aklıma şu geldi. O zaman gitsinler Portekiz'den gelsinler. Herhalde Dursun Özbek herhalde Kemal Sunal'ın şiki baba diye şeyi vardı hatırlıyor musun? Evet. Atla gel şey var. Hayır habire aynı ortamı istiyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Minibüste. Şu anda 28 Nisan olması bence kesinleşiyor neden? Snyder dün Fransa maçında sakatlandı Hollanda Fransa maçında 3 hafta sağlığa uzak kalacak. Tamam, bence beni ilgilendirmez de bence Galatasaray Snyder
Hele bu sakatlık döneminde 3 hafta bir boyunca bu maçı oynatmaz bence. Biz nasıl bir spor? Biz nasıl spor yorum? Doğrusu ne biliyor musun? Federasyonun çok büyük zafiyeti, federasyonun büyük hatası bu spekülasyonları doğurdu.